Merhaba Haskı Gençlik. Hepinizi selamlıyor. Hayırlı günler diliyorum. Bir hafta aradan sonra tekrar karşınızdayım. Son yayınımız YouTube'da da Facebook'ta da çok izlendi. Vize ile ilgili yayınımız. Facebook'ta 10 binden fazla izlendi. YouTube'da 18 binden fazla izlendi. Görüntüleme aldı. Öncelik teşekkür ediyorum. İlgiyle takip ettiğiniz için, destek verdiğiniz için. Destek verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Şunu söylemek istiyorum değerli dostlar. Yakında inşallah İsmail Rahimov'la, Azerbaycan Vatan Cemiyeti Başkanı İsmail Rahimov'la canlı yayınımız olacak. Sonrasında üniversite ile ilgili Türkiye'de yabancı uyruklu statüsü ile üniversitelere başvurmak isteyen Türk uyruklu ve Ağızkalı bizim gençlerimizle ilgili yayınımız olacak. Burada bizim gençler var, Ağızkalı gençler Balıkesir'de, Bursa'da ve diğer şehirlerde. Bu tür işlerde yeni gelecek olan, başvurular yapacak olan insanlara yardımcı olacaklar. İnşallah onlarla ilgili de yayınımız olacak. Üniversitelere başvurularla ilgili sorularınız varsa bu yayında mutlaka bize sorun. Yayın bittikten sonra da sorabilirsiniz. Biz yorumlara bakacağız. Ona göre o soruları diğer bu konularla uzman arkadaşlarımıza, bilgili arkadaşlarımıza ileteceğiz. Onlar cevaplayacaklar. Mutlaka sormanızı tavsiye ederim. Bir de yakında bize iki tane kitap geldi. Biri Ağızkalı Türk, Rüstem Enver yazıyor. İkisinin de yazarı Ağızkalı Türk, Rüstem Enver'dir. Genç Ağızkalı yazarlarımızdandır. İki tane kitap çıkartmış. Üçüncüye de hazırlanıyor değerli dostlar. Bu bir başarıdır. Gençler adına, Ağızkalı gençler adına güzel bir başarıdır. Bir kitabın adı Aşkın Ruhu kitabı. Şöyle göstereyim. Bakın Rüstem Enver. Aşkın Ruhu kitabı. İkincisi ise Seni Şiirlere Yazdım kitabıdır. İkisi de Ağızkalı gencimiz Rüstem Enver'e aittir. Üçüncü kitabı da hazırlanıyor. Onu da inşallah tanıtacağız sizlere. Kendi imkanlarıyla yazmış kitabı. Bize de gönderdi. Sağ olsun. Kendisi şu an Rusya'da yaşıyor. Bize de gönderdi. Ve sizlere ulaştırmamı istedi. Sizlere bu kitaptan bilgi vermemi istedi. Çok güzel bir şiir yazmış. O şiirin sadece birkaç bendini sizlere okumak istiyorum. Ahıska'dan haber gelmiş, bağındaki güller ağlar. Zalim ona zulüm vermiş, geçmişine sızlar ağlar. Bayrak üşür, rengi nemli, isyanları hep sitemli. Olmaz vatanımın dengi, toprağında rüzgar ağlar. Unutulmuş vatan adı, kim duyar ki bu feryadı? Damağımda onun tadı, Ahıska'da kimler ağlar? Kuru ekmek tabağımda, kanlı yaşlar yanağımda. Hıçkırıklar boğazımda, yıllar geçer, millet ağlar. Kader ona acımamış, el kolunu hep bağlamış. Bize de haberler yollamış, başı önde yanar ağlar. Yani güzel kalemi var bu arkadaşın. Biz de başarıların devam etmesini diliyoruz inşallah. Sizlerden de ricamız bu kitapları satın alabilirsiniz. İnternet sitelerinde ya da kendisiyle de iletişime geçebilirsiniz. Rüstem Enver Facebook adresi de var. Kendisiyle de iletişime geçebilirsiniz kitapları almak istiyorsanız. Arkadaşımızın fotoğrafı da şöyle. Görmek isteyenler için. Rüstem Enver arkadaşlar. Ağızkalı genç yazarımız. Çok da başarılı. Başarılı diyorum çünkü bu yaşta görüyorsunuz ya, iki tane kitap çıkarmış. Üçüncüye de hazırlanıyor şiir kitabı. Ben çok yazmak istedim. Böyle şiir yazmak istedim. Yazıyorum da arada sırada ama hiç böyle kitaplaştırmak gibi bir zamanım olmadı. Gerçekten çok meşakkatli, çok zor bir iş. Kendisini tebrik ediyorum. İnşallah ben de bir roman yazıyorum Allah'ın izniyle. Roman biraz uzun sürecek ama yazıyorum. Şu an hala devam ediyor romanım. Ben de romanımı inşallah yayınladıktan sonra sizlere duyuracağım. Bir de değerli halkım, değerli milletim, Ağızkalı Gençlik bizim YouTube kanalımız var. YouTube kanalımız biliyorsunuz günden güne büyüyor. Her gün 100 abone ve daha fazlası abone geliyor bizim YouTube kanalımıza. Ve videolarımız çok fazla izleniyor. Diğer kanallara veya diğer şeylere göre.
sitelere göre. Güzel izleniyor. Öncelik teşekkür ediyorum. Ve sizlerden şunu rica ediyorum. Mesela istatistiklere bakıyorum. %80 değerli dostlar abone olmadan izliyorlar. %80. Sadece %20 kısmı abone olmuş bizim kanala. İzleyenlerden %80 oranında kişi abone olmadan izliyor. Onlara da rica ediyorum. Pardon. Onlara da rica ediyorum. Gerçekten izlesinler. Hem izlesinler hem abone olsunlar. Çünkü bizim bir zahmetimiz var bu işte. Zahmetimizin karşılığı sizler tarafından sadece kanalımıza abone olmaktır. Abone olun. Buradaki Facebook sayfamıza da mutlaka beğenin, paylaşın videolarımızı. Bize bu şekilde destek olabilirsiniz. Maddi destek istemiyoruz kesinlikle. Sadece ve sadece yorumlarla, beğenilerinizle, abone olmanızla bize destek olabilirsiniz. Tek sizden ricamız budur. Ki gerçekten de müthiş destek var sizlerden bize. Teşekkür ediyoruz. Yayını kapatıyorum yavaş yavaş. Allah razı olsun beni dinlediğiniz için ve bizlere Aske Gençliğe destek verdiğiniz için. Sağ olun.